Seninle aynı gazetede yazan mesela Yüksel Aytu negatif bir yazı yazmış. 4 Nisan 2020'de kaleme aldığı yazıya atıfla bahsetmek istiyorum. Diyor ki, hayırdır Hıncal abi, her gün bir köşe yazarını hedef tahtasına koyup dart oynuyorsun. Ama başkalarının yazdıkları üzerine değil, kendi fikirlerin üzerine yazarsan belki biz de sende eleştirilecek yönler bulabiliriz. Yok bu konuda bir fukaralık çekiyorsan, benim köşe küçük olduğu için her gün koyamadığım yazıları sana paslayabilirim cümlelerini kullanmış. Bu algıyla soru gelsin. Hıncal Uluç tükendi mi? Temenni edenler çok olabilir. Kapaklar kapanınca tükenir. Hiç öyle bir hissim de yok, duygum da yok. Yüksel sağ olsun benim gazetede en fazla okuduğum yazarlardan bir tanesi. Onun için en çok eleştirilerine muhatap olan insan. Bu yüzden takılıyorum zaman zaman. Onun eleştiriye tahammülü yok. Hemen sinirleniyor, kızıyor, bir şeyler yazmak istiyor ama önemli değil. Yani dünyayı eleştiren Hıncal Uluç'ta birisi eleştirecek en tabii hakkı. Eleştirir. Ama Yüksel bir türlü anlamıyor ki. Ben onu okumayı çok sevdiğim için, en çok onu okuduğum için en çok onu eleştiriyorum. Çünkü bizim gazetede okuduğum yazar sayısı az. Çok olsun istiyorum. Deminki soruda dedin ki sosyal medya çıktı. Tirajlar, gazetelerin tirajı. Hayır, sosyal medyayla gazete tirajının azalmasının alakası yok. Türkiye'de gazete bırakmadık biz. Yazılı medya diye bir medyayı biz bırakmadık. Türkiye'de iyi gazete yok. Her gün öğleden sonra 4 saatim var gazete okumak için ayrılmış. Şöyle bir yığın var. Bizim gazetelerin takımı. Burada da bir tane gazete var. New York Times. Bunların dördüne ayırdığım sürenin iki mislinde New York Times'i bitiremiyorum. Bizde okunacak bir şey yok çünkü.